eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Selin! Selin! Selin, iyi misin? Demir'le miydin? Evet, benimleydi. Herkes çok merak etti. Azmiye'ye yürüyüş yapacağız demiştiniz ama hava karardı. Ya siz gelmeyince bir şey oldu ona. İyiyiz. Bir şey olduğu yok. Dönüş yolunu kaybettik sadece. İyi ki buldum o zaman. Selin, iyi misin? İyiyim Burak. Azmiye otel görevlilerine ormanın içindeki bekçi kulübesine araba yollamalarını söyler misin? Teşekkürler. Bir şey mi oldu güzelim? Sabaha karşı ortadan kaybolmuşsun. Telefonu da bırakmışsın. Hepimiz çok merak ettik. Ben biraz dolaşmak istemiştim. Sonra Demir... Demir Bey'le karşılaştık. Sonra da biz kaybolduk. Burak Selin'le Demir Bey'i bulmuş. Ne demek bulmuş? Kayıp mı olmuşlar? Yani ben öyle dolaşacağız dediler diye yakınlardalar sandım. Aynen, ben de. Ay, kaybolup bir bekçi kulübesine girmişler. Aa. Ormanın içinde yalnız ve küçücük bir kulübe. Ay, Burak'a bakar mısın yalnız? Ya bu saate kadar seni ne aramış? Vallahi bravo yani. O karanlıkta ormanda kim bilir neler vardır canım. Ben hayatta giremezdim. Burak çok cesurmuş. Yalnız bayağı kahraman şu an gözümde Burak. Yani koca ormanı altın üstüne getirmiş ve Selin'i bulmuş. Selin'i ve Demir Bey'i tatlım. Nasıl döneceklermiş peki? Otelden araç gönderdiler. Alıp buraya getirecekler. Tamam, ben kapıda bekleyeceğim. Ya aynen, ben de. Görüşürüz tatlım. Niye aramadınız? Yani tamam, sen telefonu unutmuşsun da Demir, sen niye aramadın? Daha önce bulurdum sizi. Demir Bey'in telefonu suya düştü. Çalışmıyordu. O yüzden arayamadık.
Öyle mi? Geldiniz mi? Ateş yanıyor hala. Söndürmemiz gerekmiyor mu? Evet. Böyle bırakamayız. Etrafa sıçrarsa her yer yanar. Ben söndürürüm. Söndür o zaman. Tamam. Tamam, teşekkürler. Gelmişler. Yola doğru yürüyeceğiz. Tamam. Geliyorum ben. Az kaldı, ileride görünüyor yol. Burak Bey. Evet benim. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Selin. Selin, ne oldu? Boncuk, Merve boğuluyorum, bırak. Merve. Kızım, nasıl kayboldunuz ya? Ya, süpersin Burak sen. Süpermen o ya. Tamam canım, abartmayın. Aradım buldum işte. İyiyiz biz. Demir Bey, size de geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İyi akşamlar arkadaşlar. Demir, çok korktum seni bulamayınca. İyiyim, merak etme. Sarsak Demir ya. Onun yüzünden resmen ormanda kayboluyordun. İyiyim dedim ya Lara. Merak etme. Tamam. Şimdi çok daha iyi olacaksın. Çünkü ben sana iyi bakacağım. Hadi gir bir duş al. Ben mutfağı arıyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Gerçekten çok çok teşekkür ederim ilgilendiğin için ama çok yorgunum. Yani sadece bir duş alıp uyusam yeter. Peki. Tamam. İyi geceler. İyi geceler.
nasıl kayboldunuz? Yani başkası olsa neyse de sen yani Selin. Ya sen onu bunu boş ver de. Ya Burak'ın senin için yaptığını kaç erkek yapar acaba ya? Adam gece çökene kadar seni aramış ormanda. E niye yaptı anlamadım ben bunu. Ben söylemiştim halbuki ortada bir sorun yok diye. Aa, nasıl bir sorun yok Hazmiye ya? Kaybolmuşlar. Ya Burak onları bulana kadar artık kurtlar mı saldırırdı? Açlıktan birbirlerini mi yerlerdi kim bilir? Aman aman. Ay kızlar ben acayip yorulmuşum. Bir duş alıp yatsam size ayıp olmaz değil mi? Yok yok haklısın sen. Yat dinlen tamam mı? Hadi iyi geceler kuzum. Gel. Ay kızlar. Ne oldu? Bir şey oluyor çok net. Hatta olmuş bile olabilir. Ne olmuş? Yoksa döndüler mi? Anlat Azmiye anlat. Ay döndüler döndüler. Hem de nasıl döndüler? Anlat anlat. Geçin bakayım şöyle. Olmadım. Bir şey arıyorsun gibi geliyor çünkü. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Herkese afiyet olsun. Günaydın. Herkesin valizleri, araçları yüklendi mi Azmiye Hanım? Yüklendi Demir Bey. Kahvaltıdan sonra yola çıkmak için hazırız. Güzel. Merve Hanım. Burada değil şu an. Ne oldu? Bora Bey burada mı? Benim buyurun. Eşinizin cüzdanı odada kalmış. İşim mi yok? Bir yanlışlık vardır onda ya. İşim yok çünkü benim eşim yok yani. Merve Mutlu Durul eşiniz değil mi? Yok değil. Ne oluyor burada? Aa Merve siz evlendiniz mi? Ay çok şeker ya tebrik ederim. Arkadaşlar kahvaltı faslı bittiyse araçları daha fazla bekletmeyelim. Demir Bey. Biz size söyleyecektik. Ama söylemediniz Bora Bey. Demir Bey. Siz bir şey söylemeden önce bir dakika konuşabilir miyiz? Dönünce konuşuruz. Şimdi ağzımızın tadı kaçmasın. Arkadaşlar bu şirketin kuralları belliydi. Ama böyle şeyler yaşanacağını bilseydim, kuralların arasına yalan söylenmemesi ve şirket arasında sır saklanmaması gerektiği kurallarını da eklerdim. Bir tercih yapılmış. Peki. Hayırlı olsun. Ama bunun sonuçları olacak. Kararımı İstanbul'a dönünce vereceğim. Herkese iyi yolculuklar.
Ya bir şey diyeceğim. Sen niye bu kadar sinirleniyorsun ki? Tamam, şirkete bir yasak koymuş. Sonuçlarını söylemiş. Ama illa herkes bu yasağa uyacak diye bir kural yok ki. E insanlar sonuçlarını göze almış. Gidip evlenmişler. Sorun yasağı delmeleri değil Alala. Sorun bunu... Arkandan iş çevirmeleri mi? Yoksa diğerlerinin evlilik haberine senin kadar şaşırmamış olması mı? Bahse girerim ama masadaki çoğu insan zaten biliyordu. Bu konuyu konuşmasak olur mu? Benim biraz düşünmem lazım da. Tamam. Düşün zaten. Yani verdiğin karar sadece Merve ile Bora'yı ilgilendirmeyecek. Şirketteki insanların sana nasıl davranacağıyla ilgili de bir emsal oluşturacak. Eşyalarınızı bırakın. Ben hemen kahvelerinizi yapıp getiriyorum. Oh. Ben hemen sandviçleri falan hazırlayayım Ayda kızım. Ay iyi olur Leyla Hanım, sağ olun. Selin, sen de bize yardım et. Hadi canım. İyi, ben geliyorum zaten şimdi. Sen havalandırmayı falan aç. Hadi kızım. O zaman ben sana yardım edeyim. Selin'cim, biz hiçbir şey anlamadık. Demir'in senin patronun olduğunu da söylemedin bize. Aşk yasağı falan. Ay bilseydik ona göre davranırdık. Sizinle bir ilgisi yok ki durumun. Olur mu canım? Bilseydik bu kuralın ne kadar saçma olduğunu anlatırdık. Aşk yok ne demek? Aşkın önünde kim durabilmiş? Yani şimdi bu çocuklar sırf evlendi diye işten mi çıkaracak? Bilmiyorum. Sanmıyorum. Yok. Of bilmiyorum. Ben bir elimi yüzümü yıkayıp geleceğim. Azmiyeciğim, sen Demir'le Selin'in arasında bir şeyler oluyor çok net diye söylemedin mi? Söyledim evet. O zaman yasak kalkar. Tabii ki şekerim. Tamam Demir Bey prensipli adamdır, kuralcıdır falan filan ama... ...sonuçta kendine de yasak koyacak hali yok herhalde. Değil mi ya? Doğru. Giderken çok bozulmuştu. İnşallah bu çocuklara kızıp Selin'le kendi başını yakmaz. Ay sus sus. Yani Demir şimdi prensip mi aşk mı arasında tercihini yapacak ha? Ay, ay. Hadi birlikte kahvaltı yapalım. Sabah boğazına dizildi her şey. Hiçbir şey yiyemedin. Gerek yok. Eve gitsem daha iyi olacak. Emin misin? Bak harika pankek yapan bir yer biliyorum. 10 dakikaya getirirler. Belki başka zaman. Kafanı toplamak için eve gideceksin ama evde de huzur yok ki. Yalnız kalamayacaksın. Selin bir ton kafanı şişirecek. Biz evdeyken şirket konularını konuşmayız. Ama bu mesele arkadaşlarıyla ilgili. Onları affetmen için her şeyi deneyecek. Duygu sömürüsü yapacak. Alttan alta dolduracak seni. Bak bence sen bugün eve gitme. Ben de kal. Yok. Hiç gerek yok gerçekten. Zahmet vermeyeyim. Hem sen de dinlenmiş olursun. Sonra görüşürüz. İyi peki. Sen bilirsin. Ben bir ara şirkete uğrarım. Git tabii. Selin iyice sinirlerini bozsun daha öyle gel. Benim işime gelir. Ne olacak şimdi? Duydunuz. Demir Bey'in karar vermesini bekleyeceğiz. Aslında iyi oldu. Yani bu şekilde ortaya çıkması biraz ters oldu tabii ama... Demir en azından ani bir karar vermedi. Yani sakin kafayla enine boyuna düşünmek istedi. Bu iyi bir şey. Değil mi? Yani iyi oldu. İşte düşününce bu kuralı kaldırması gerektiğini görecek. Yani görür herhalde. Görmesi lazım. Ya zaten ben birkaç arkadaşımla konuşmuştum iş değiştireceğim diye. Belki oradan bir şeyler çıkar. Hı hı. Ben de birkaç yere CV bıraktım. Bakalım. İkiniz de gitmeye hazırsınız yani. Yani hangimiz iş bulursak o gidecek. Tabii biz öyle düşünüyoruz ama o kadar yalan söyledik. Yani Demir Bey ibret olsun diye ikimizi de gönderebilir.
Neden Demir'in ne karar vereceğini biliyormuş gibi davranıyorsunuz? Ya belki de kaldıracak o yasağı. Sonuçta o şirkette tek duygusal ilişki ikiniz arasındaki olmayabilir. Herkesi mi işten çıkaracak? Evet aslında. Burak da tam sana doğru adım atmaya başlamıştı. Yani tam aranızda bir şeyler olacak derken. Burak mı? Ya arkadaşlar bakın öyle bir şey yok. Allah aşkına bir durun ya. Bak ortalık zaten karışık. Bir sakin olmamız lazım. İbo haklı. O gün Demir Bey kural belli deyip kalkıp gitmedi masaba. Belki de gelecek aşk yasağını kaldırıyorum diyecek, kağıdı yırtıp atacak. Bilmiyoruz ki. Selin. Çok tatlısın gerçekten ya. Şu ifla olmaz pozitifliğin çok iyi geliyor insana. Hani Demir Bey'in yüzündeki ifadeyi görmemişiz gibi inanacağız neredeyse. Evet tamam. Biraz bozuldu. Ama Demir Bey'i tanımıyorsunuz siz. Onun böyle dışarıya gösterdiğinden daha yumuşak bir kalbi var. Sevgiyi, sevmeyi anlayacaktır. Ya sizin aranızdaki sevgiyi de anlayacaktır. Ya tamam da Selin'cim anlamakla kabul etmek aynı şey değil ki ya. Tamam belki bizim aramızdaki hissiyatı anlayacak ama yani kuralından vazgeçecek mi? Hem en önemli kuralından taviz verirse insanlar diğer kurallarından da taviz verebileceğini düşünecekler. Haklı olarak asla böyle bir şey istemez ki. Yaprakları bir daha dokunmayacaksın, tamam mı? Anlaşıldı mı? He? Oo, Demir Bey, Demir Bey. Hoş geldiniz. Nasıl geçti tatil? Ne oldu, yoruldun mu? Bir Paris, bir Sayfiye. Ne oluyor oğlum, ne bu surat? Demir? Bıraktım. Afiyet olsun. Ya Azmiye, sen bugün ofis mi açsan acaba? Bir uğrarız belki. Ay ne yapacağız ofisi? Boncuğum, Demir Bey gelin demedi ki. Ya hiç uzatmasak mı Bora? Hani gitsek, masamızı toplasak, elimizde kalan son işleri de raporlayıp... istifa kağıtlarımızı Demir Bey'in masasına bırakıp çıksak işte. Yani ben çok gerildim artık. Ya yani çocuk gibi özür dileyemeyeceğim Demir Bey'den. Ya Merve bir dur. Niye böyle yapıyorsun? Ya tamam, işten atarsa atsın. Ama yani böyle de ne bileyim. Sanki Demir Bey'in yüzüne bakamayacak bir şey yapmışsınız gibi. Yani şirketi dolandırmadınız ya sonuçta. Öyle değil mi? Ha? Burak. İyi de Demir'e söylenen kaçıncı yalan bu? Ya Bora, Merve, sizi de anlıyorum. Haklısınız ama... Ya, bir de Demir tarafından bakınca... Güvendiği herkes ona yalan söylüyor sürekli. Biri bitiyor, biri başlıyor. Güven birlikte inşa edilir Selin. Ben Artemim'in başındayken Merve ile Bora'ya güvendim. Onlar da ilişkilerin işi etkilemesine izin vermediler. Demir Bey bu fırsatı onlara vermedi. Biz ona da bir fırsat vermedik. Daha bir yalanı yeni affetmişken yenisini öğrenmesi çok kötü oldu. Neyi affetmişti ki? Merve yerine saraya gittiğimi öğrendi. Tabii. Oradan da kırmıştı zaten notumu. Üstüne bir de evlilik gelince... Ya belli işte her şey. Ya Demir Bey haklı aslında abi. Yani ben olsam ben de bizle çalışmam ya. Tuttu bize bir seçenek sundu. Biz ona yalan söylemeyi tercih ettik. Hep birlikte söyledik o yalanları. Bizim de bildiğimizi anladı. Aynen. Yani bu işin içinde birlikteyiz. Ya ne yapalım canım? Ucunda ölüm yok ya. Ya hadi artık birazcık canlanın ne olur. Ha? Ha? Selin. Ye şunu. Ben de yiyorum bak. Böyle şey mi? Var ben. Ay hadi tatlım ye. Aa. Ya çok güzel olmuş, elinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun.
Benim üçüncü. Merve ile Bora evlendi. Sen şimdi iki çalışanın evlendi diye mi bu haldesin? Bu yüzden mi dünya başına yıkılmış gibi davranıyorsun yani? Anlamıyorsun Vedat. Ya o masada bu habere şaşıran bir tek ben vardım neredeyse. Biliyormuş. Selin mi? Biliyormuş. Sürekli benden bir şeyler saklayarak, sürekli bana yalan söyleyerek nasıl olacak? Çok pardon da ne nasıl olacak? Demir'im ya. Kendi mutluluğunun önüne kendi koyduğun kuralları çıkarmayacaksın değil mi? O kadar kolay değil işte Vedat'ım. Sen niye boşandın Ayfer'den? Ha? Neden yürümedi? Hatırlıyor musun o dönem bana neler anlattığını? Beni en son aradığında artık neye inanacağımı şaşırdım demiştin. Oğlum. Şimdi konu benim yaşadıklarım değil. Kimse kendini benim yerime koymuyor. Ya, tamam. Tamam, Selin empati kurulması çok daha kolay biri. Ya, tamam da arkadaş beni anlamaya çalışmak da bu kadar zor olamaz. Basit yalanlar değil bunlar Vedat. Bir insanın gözünün içine baka baka yalan söylemek herhangi bir konuda. Ya, bu kadar kolaysa eğer. Nereden biliyorsun ya bu kadar kolay? Belki de değil. Belki de kıvranıyor kız sana doğruları söyleyemediği için. Bir tarafta arkadaşlarının sırrı, bir tarafta sana yalan söylemenin ağırlığı. Ne yapsın ya bu kız? Ne yapacak? Yapacağını yapmış işte. Arkadaşlarının tarafını seçmiş. Yine bana yalan söylemeyi seçmiş. Nerede şimdi Selin? Ne bileyim nerede? Kahve yapacağım ben, istiyor musun? Olur. Ekipçe hep birlikte bana gidelim. Yani bu gece ben de kalıp böyle bir kafamızı dağıtırız. Bu konu üstünde de durmayız. Yarın artık hep birlikte iş yerine gideriz. Yani bir ekip olarak yan yana. Ne olacaksa da artık hep birlikte göreceğiz. Ha? Süper fikir. E hadi o zaman. Hadi. Hadi biz geçirelim sizi. Hadi bakalım. Ayda. Benim eve uğramam lazım. Belki sonra gelirim yanınıza. Ama eğer Demir'le konuşursam, neler hissettiğini anlarsam... Yok arkadaşım, yok. Bak şimdi Demir Bey, Bora ve Merve'den bilenip sana ters bir şey söyler, sen de gitmeye kalkarsın. Ya herkes gidecek, ben Ertem'imle tek başıma mı kalacağım? Ay yok, olmaz öyle şey. Bak yarın hep birlikte Demir Bey'in ne hissettiğini anlarız. Tamam. Hadi bak, kapıda bekliyorum. Selin. Hı. Güzelim. Bak çok üzgünsün biliyorum ama... Bu durumun senin hayatına sıçramasına izin verme. Bak Merve ile Bora'ya. Bir karar alırken kimler etkilenir diye düşündüler mi? Hı, düşünmediler. Neden? Aşıklar çünkü. Sizin mevzunuz başka. Başkalarının derdi bunun önüne geçmemeli. Haksız mıyım? Hı? Bırak Demir Bey'i. Sal bugün. Bir sinirleri yatışsın. Sonra bakarsınız duruma. Tamam mı tatlım? Yani tamam. Tamam. Kalk hadi, gidiyoruz. Hiçbir yere gidemem Vedat. Burada da kalamazsın. Şu ruh halindeyken bırakmam seni evde. Selin'le konuşmam lazım. Şimdi gelir de beni bulamazsın. Yanlış şeyler düşünür. Kim bilir kafasında neler kurar. Daha beter çıkmaza gireriz. O yüzden ben burada Selin'i bekleyeceğim. Demir'im ben seni çok iyi tanıyorum kardeşim. Sen bu sinirle, bu hayal kırıklığıyla çok makul bir konuşma falan yapamazsın. Oğlum babanı ara dedim diye çiçeği söktün ya saksısından. O başka meseleydi Vedat. Demir'im, senin kırgınlıklarının kökü çok derinlere iniyor. Kalbinin en karanlık yerlerine iniveriyorsun. Şimdi oradan bir şeyler taşmaya başlarsa durduramazsın. Bugüne kadar seni kırıp döken ne varsa hepsinin toplamıyla tepki vereceksin kıza. Olmaz. Ben Selin'i bilerek asla incitmem Vedat. Oğlum, zaten önemli olan bilmeden de incitmemek. Hadi ya, az biraz Vedat sözü dinle artık ya. Hadi kalk, sakinleşince konuşursun hadi. Demir hadi. Başladı.
Derim Hanım'ın en sevdiği şey? Pırıltı, ışıltı, dekorasyon. Patron. İki sene önce hastaneyi niye yapmıştın da? Kaba kulak. Aa, ben bilmiyordum. Ben de. Geçen sene tatilat için gittiğimiz evde ne vardı? Küf. Bravo. Lisedeki köpeğinin adı. Salsa. Ya neler biliyorsunuz abi? Şunlara bak ya. Nasıl iyi tanıyorlar birbirlerini. Bir de inkar ediyor ya. Adamın lisedeki köpeğinin adını biliyor. Yer miyiz biz? Süre geçiyor. Hadi Selin. Eskiden olduğum şey. Çocuk mu? Süre bitti. Bu sonuçlara göre kartlarınızı alayım. Oho. Kazanan Burak ve Selin. Ha, bu arada benim bilemediğim kelime neydi? Dürüst. Yesene oğlum, senin için yaptım. Sağ ol Vedat'ım. Yerim ben. Kurtulmaya çalışma o düşüncelerde. Bu aşk yasağını perçinleyince elinde bir tek onlar kalacak. Evde misin? İyi yaptın. Bu gece konuşmak yok. Biraz aklın başına gelsin sonra. Hadi ye demirim ya, şunu soğutma sen. En sevmediğin şey. Vedat ya, hiç tadım yok. Şu an bütün bu sessizliğin içinde dünyada sadece ikimiz varmışız gibi. Öyle mi? Bu dünyada bir ev var ve o evi ikimiz aldık. Bu evin ev sahipleri var. İnsanı yer bitirirler. Artemim diye bir şirket var. Herkes kendi aleminde. Bir de patronun saçma kuralları var. Yok. Şu an hiçbiri yok. Diğer insanlar da, kurallar da yok. Dünya sadece buradan ibaret. Ve sadece ikimiz varız. Thank you.
satı alabilir miyim? Teşekkürler. Demir. Evde misin? Değilim. Sen de değilsin galiba sorduğuna göre. Değilim. Eve dönecek misin? Ben aslında dönmek istiyorum ama kızlar bu gece... Gel seni. Geliyorum. Arkadaşlar ben gidiyorum. İyi geceler. Hani ben de kalacaktık. Ya evet plan yapmıştık. Hem zaten bavulum da Ayda'da kaldı. Ya ben çok üzgünüm ama benim hemen eve gitmem lazım. Ayda bavulumu senden sonra alırım olur mu? Ben seni bırakırım. Ben bırakırım. Sen Bora ile Merve'yi Ayda'ya bırakırsın bu. Hadi görüşürüz. Sonra ararım. Ne oluyor buna be? Burak senin yanında istemiyor. Ne alaka ya? Ne bileyim. Hoşlanmıyorum, güvenmiyorum falan dedi. Selin, tartışmayın. Yok ya, sadece konuşacağız. Zaten telefonda sesi sakin geliyordu. Bir şey olmaz. Selin'cim, ben seni biliyorum. Zaten çabuk parlayan bir tipsin. Celallenirsin, yapma işte öyle. Ya İbo beni germesene ya. Zaten kafam çok karışık. Ben heyecanlı mıyım? Korkuyor muyum? Ya ben neden böyle oldum ya? Çünkü ona değer veriyorsun. Ve çok kırıcı bir şey yaptın. Ay sağ ol İbo. Çok iyi moral verdin. Bak, Demir'i anlamaya çalış. Adama yalan söyleyip duruyorsunuz. Ya, sinirlenmesi çok normal. Gerilirseniz tırmandırma o gerginliği. Yok ya. Ne tırmandıracağım? Yatıştırıcı tarafı ol Selin. Sinirini senden çıkartmasını istemiyorsan alttan al. Tamam. Alttan alacağım. Abartırsa da ara. Hemen gelir alırım seni. Ne? İbo, iyi ki varsın. Çocuklarım yetmedi, bir de benimle uğraşıyorsun. Vallahi seninle tanıştıktan sonra başka seçeneği kalmıyor insanın. Yani herkesi dahil ediyorsun kendi hayatına. Demir'i düşünemiyorum bile. Yalnız Demir gelip benim hayatıma dahil oldu. İyi işte, dengenizi bulmuşsunuz. Hadi, birbirinizi üzmeden. Tamam mı? Tamam. Geçti. Şirkette bir kız var.
Hiç laf dinlemiyor. Öyle mi? Hı hı. Ne yapıyor? Yalan söylüyor. Sürekli. Bir şeyleri saklıyor. Başkalarının yalanlarına ortak oluyor. Kronik bir hal almış bu durum. Akıllı. Zeki bir kız. Çok da güzel. Her şeyiyle insanı büyülüyor. Ama dediğim gibi, yalan söylüyor. Peki sordun mu? Neden saklıyormuş senden bir şeyleri? Sorsam hep bir bahanesi var. Bahanesi değil, nedenleri var. Yaptıklarını değiştirmiyor ama. Peki çok mu kötü bu yaptıkları? Bir düşünelim. Önce şirketin en büyük müşterisiyle olan ilişkilerimizi birbirine kattı. Dedim ki karışmayın, ben halledeceğim. Sağ olsun tamam dedi. Ben her şeyi çözdüğümü düşünüp müşterimin ofisine gittiğimde bir baktım koridorda. Yerlerde debeleniyor. Ya affedersin, sen böyle anlatınca komik geldi. Ama o kızın yerinde olmak istemezdim. Olma zaten. Dünyanın en inatçı kızı. Tutuşturmuşlar eline bir zarf. Ne olduğu belli değil. Aç şu zarfı diyorum. Yok. Nuh diyor, peygamber demiyor. E bu kız salağın önüne gideni o zaman. Açıp baksana zarfı, değil mi? Böyle kimseye güvenmeyen, her lafın, her hareketin arkasında bir şey arayan, kalbini öyle herkese açmayan bir Selin Öz, değil mi? O kadar da abartmasın tabii de. Sadece biraz daha dikkatli olması yeterliydi. Yani bu kız aslında fena değil. Olduğu haliyle, değil mi? İşte ben de tam öyle diyorum. Sonra bir bakmışım, en yakın dostuma bir başkasıymış gibi numara yapmış. Niye öyle yapmış ya? Aklından zoru mu varmış? Öyle bir kız işte. Değişik. Nerede ne yapacağını kestiremiyorsun ki. Güvenmek istiyorum. Sonra bir şey oluyor. Güvenemeyeceğimi anlıyorum. Çünkü her seferinde arkadaşlarını tercih ediyor. Doğru olanı, yapmaya söz verdiğini ya da beni değil. Bu karşılaştırma biraz ağır oldu yalnız. Arkadaşları şirketteki en önemli kuralı ihlal edip patrondan saklıyor. Ya bizimki de gidin söyleyin arkadaşlar demek yerine onların yalanlarına ortak oluyor. Sen olsan ne yaparsın? Böyle bir insana güvenebilir misin? Tanıyorsam güvenirim. Ben senin kadar kolay güvenemiyorum ama. De iyi bir fikir değil. Hadi Demir, uzan. Hadi. Ne? Ya amma uzunsun ya sen de. Kaldır. Ah. Sen olsaydın ne yapardın dedin ya. Seni anlamaya çalışacağım. Evet. Birkaç sorum var. Bir. Bu şirkette seni sinir eden kız var ya. Evet. Onu görünce ne kadar sinirleniyorsun? Birden yediye kadar puanla. Sekiz. Gerçekten mi? Peki bu kız sence kötü niyetli biri mi? Yani ne kadar kötü niyetli? Birden yediye kadar puanla. Sıfır. Peki bu kız sence seni gerçekten üzmek istemiş olabilir mi?
Bilmiyorum. Sence? Yani tamam, bu anlattıkların bayağı kötü. Ama sanmam. Seni üzmek istememiştir. Ama bu yaptıklarının sonucunda... Ha bak, o var. Doğru. Dur. Şimdi daha öncesinde benim yalan konusunda ne kadar hassas olduğumu biliyordu. Bildiği halde söyledi. O zaman geriye ne kalıyor? İki seçenek. Bir, kasıtlı olarak canımı yaktı. İki, canımın yanmasını umursamadı. Yok, senin canının yanmasını asla, asla ama asla istememiştir. Bundan eminim. E ne o zaman? Sen söyle. Niye sürekli yalan söyleyip duruyor? Ya uf, burada seninle ilgili konuşuyoruz. Yani konuşmaya çalışıyoruz ama sen sürekli bu kızdan bahsediyorsun. Selin de Selin. Ya arkadaşım, bu neyin kafa karışıklığı ya? Hayatında ilk kez mi birini öpüyorsun? Evet, şey... Evet, sorduğum şey biraz saçmaydı ama ben şey demek istemiştim aslında. Selin, kafamı karıştıran dün gece olanlar değildi. Sabah duyduklarımdı. Lütfen ikisini birbirine karıştırma. Ya ikisini birbirine karıştırma diyorsun ama bu ikisi maalesef birbirine göbekten bağlı. Selin. Dur, dur. Dur Demir, lütfen. Lütfen gelme. Bak, zaten kafam çok karışık. Yani benim kafam karışık değil aslında. Senin kafan karışık olduğu için benim de kafam karışık. Bak, ben seni anlamak zorundayım. Peki, tamam. Tamam. Sor. Ne öğrenmek istiyorsun? Sor. Sor gelsin. Nasıl yani? Ne sorarsam hepsine cevap verecek misin? Evet, vereceğim. Gerçekten mi? Ne istersen. Özgürsün. Peki. İlk öptüğün kızı anlatsana. Ha, gerçekten sorduğun soru bu mu? Evet. Ne sorarsam cevap verecektin hani. Peki. Çok güzel bir yazdı. Toskana'da bir arkadaşımın evindeydim. Demir, ilk kez bir kızı üniversitede öpmüş olamazsın herhalde. Pardon ama bunu nereden çıkardın Selin? Arkadaşının evine Toskana'ya ziyarete kaç yaşında gitmiş olabilirsin ki? Yatılı okuldan arkadaşımdı. Ailesi davet etti. Ben de o yazı onlarda geçirdim. Ha. Kaç yaşındaydın? 12. 12 mi? Evet, diğer soruya geçelim. Dur, 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 dur. Kızı anlatmadın. Nasıldı? Esmer miydi? Sarışın mıydı? Güzel miydi? Ha, sen bayağı detay istiyorsun. Anladım. Peki. Hayatımda gördüğüm en güzel kızdı. Muhteşem kızıl saçları vardı. Böyle teni heykel gibi. O kusursuz tenin üzerinde pembe çiller. Yüzü o kadar güzeldi ki. Yemeklerde özellikle karşısına oturur. Uzun uzun yüzüne bakardı. Çok güzelmiş ya. Şahaneymiş. Az önce kendin sordun. Evet. Cevabımı aldım. Sen gerçekten oraya not almıyorsun değil mi bunları? Yok, merak etme, kimseye göstermeyeceğim. Doktor hasta gizliliği. Gerçekten hakkımda tek merak ettiğin şey bu muydu? İlk öptüğün kızı öğrendim. Son öptüğün kızı da biliyorum. Biliyorum değil mi? Yani sen... Vay arkadaş ya. Pes. Ya senin zaten dün geceydi. Arada ne kadar zaman geçmiş olabilir ki, ne yaşansın yani? Aradığında evde değildin. Ha. Sen de evde değildin. Neredeydin? Ha, sen bayağı ciddiysin. Okuyucu cadısıyla birlikte çıktın yola. Eve de geç geldin. Sana gerçekten inanamıyorum ya. Ya zeytinyağı gibi su üstüne çıkma konusunda bir ustasın.
Gerçekten. Ha baya baya cevap bekliyorsun benden. Vedat'ın serasındaydım Selin. Aa. Ya. Vedat nasılmış? İyi, selamı var sana da. Demir. Hı? Sen Vedat'a her şeyi anlatıyorsun ya. Yani sen bunu anlatmamışsındır değil mi? Çünkü anlattıysan ben gerçekten utançtan yerin dibine girerim. Selin tabii ki anlattım. Adam suratımı görünce anladı zaten. Nasıl ya? Nasıl anlayabilir? Bu insanın yüzünden anlaşılır mı? Beş karış suratla görünce sordu tabii. Ben de senin gibi yalan söyleme adetim olmadığı için Bora ile Merve'nin evlendiğini anlattım. Ha sen onu... Ay. Tamam o zaman. Selin sen ne... Selin. Ya tamam neyse seansımızı bölüp duruyorsun. Soru sormayayım diye kafamı karıştırıyorsun. Asıl sen benim kafamı karıştırıyorsun. Dikkatimi başka yerlere çekip söylediğin yalanları unutturmaya çalışıyorsun bana. Unutmayacağını biliyorum. Demir. Ben özür dilerim. Bitmez bu gece. Son bir soru daha sorabilir miyim? Bekle. Sor. Bana biraz çocukluğunu anlatsana. Nasıl bir çocukluk geçirdin? Herkesinki gibi bir çocukluktu işte. Nasıl bir evde büyüdün peki? Çarem yoktu, anlamıyor musun? Ben bu kadar yalanla yaşayamam. Yüzüne bakmaya bile tahammülüm yok artık. Bu kadar kolay yalan söyleyebilen birine nasıl güveneceğim ben?
Günaydın. Günaydın. Hadi hemen elini yüzünü yıka. Omlet soğumasın. Hemen geliyorum. Hanımlar günaydın. Azmiye geldin mi? Günaydın. Ne oldu? Dün gece gittiniz mi Aydalara? Hah. Ay gitmedim ama her şey kontrolüm altında. Siz geçin bakayım şöyle bir. Durum raporu geçeceğim. Gel hayat, gel. Şimdi şöyle kuşlarım. Selin, Burak, İbo, Ayda, Merve, Bora. Hep birlikte Ayda'nın evinde epeyce oturduktan sonra canları sıkılmış. Burak da sahile inelim, dondurma yiyelim demiş. Ay o Burak da her yerden çıkmasa olmuyor. Ne öyle Selin'e ilgiler, böyle bakışmalar, dokunmalar. Ay aman, oradan bir şey çıkmaz. İş Demir Bey'de bitiyor. Ay adam prensip mi, aşk mı onu seçecek, bir de yalnız kalmış gece gece. Yani bu adam nasıl seçsin aşkı? Kalmamış işte. Ah, senin sahildeyken pat diye ben gidiyorum deyip eve geçmiş. Firuze, bunlar bir gece bile ayrı kalamıyorlar demek ya. Bana bak, dün gece kavga etmemişlerdir değil mi? Tam böyle karar arifesinde. Hayır, biraz daha zamanımız olsaydı Demir aşkı seçsin diye bir şeyler yapardık. Zamanımız var. Programı ona göre ayarladım. Aa, nasıl yani? Aman, birkaç yere telefon ettim. Bugün hayatta ofise dönemezler. Azmiye, sen var ya sen. Sen böyle kaplansın sen. Değil mi ya? Aç değil misin? Bir şey yiyebileceğimi sanmıyorum. Verebildin mi? Bora ve Merve ile ilgili. Bunlar iş konuları Selin. Evde konuşmayalım istersen. Vereceğin karar sadece işle ilgili olmayacak. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Sadece bu anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Elimizde sadece anlar var zaten. Çok güzel anlar. Affedersin. Günaydın Yıldırım Bey. Öyle mi? Tamam, geliyoruz. Ne olmuş? Aa, Demir Bey. Efendim Demir Bey. Azmiye Hanım. Bu sabahki Yıldırım Bey'le olan toplantıyı biz mi istedik? Yıldırım Bey siz dönünce hemen toplantı yapalım dedi ya. Ben de acil bir işiniz vardır, görüşmek istersiniz diye düşündüm. Bir dahaki sefere toplantı günü ayarlarken bana da danışın Azmiye Hanım, olur mu? Tabii efendim. Ay kızlar, bu iş olacak galiba. Yıldırım Bey bizi bekliyormuş. Tamam. Aa, bırak bırak. Sen hazırlan, ben toparlarım burayı. Kahvaltı için teşekkürler. Afiyet olsun.
Afiyet olsun. Tamam Azmiye'cim, sağ ol. Ya Demir Bey bugün biraz geç gelecekmiş. Seninle birlikte Yıldırım Bey'e toplantıya gitmişler. Of ya, ne olacaksa olup bitseydi keşke. Vallahi uzadıkça ben daha kötü oluyorum. Bak benim kalbim yine bir garip atmaya başladı Bora. Hayır, sakin ol Merveciğim ya. Ben bir su alıp geleyim mi sana? Ya stres oldun ya. Direkt kalbe vurur. Hıkkık diye gidersin maazallah. Ya. Evet. Ferru. Sen biraz sussan mı acaba? Aa, gençler için daha tehlikeli Burak. Öyle deme. Hayır hayır, bir şey yok ya. Panik yaptı. Bir şey yok. Panik yaptı o. Aşkım beni de korkutuyorsun ya. Merve, hastaneye götüreyim mi seni? Yok yok, istemiyorum. Düzelirim ben şimdi. Hem ne dedik? Demir Bey'in karşısına güçlü çıkacağız dedik. Hı. Ya Merveciğim, sağlığından olacaksın güçlü duracaksın diye. Ki duramıyorsun da yüzün bembeyaz oldu senin. Hayır ya, ona bu zevki tattırmayacağım. Zaten böyle sürüncemede kaldı ya, ondan ben kötü oldum, gerildim. Ama bekleyemem artık daha fazla. Aşkım ne yapıyorsun abi? Demir Bey'i arayacağım ya. Neyse, kararı hemen söylese bitsin bu iş artık. Ay. Yani iyice delirdin sen. Zorla kovduracaksın kendini. Ayda bak, dayanamıyorum artık. Ver şu telefonu, bitsin bu iş. Olmaz. Ya Demir Bey'i telefonda cevap vermeye zorlayamazsın. Hem belki daha karar vermedi. Hı? Hı. Bora, telefonu ver bana. Ya Merveciğim lütfen sakin olur musun biraz? Bora, sakın verme. Verir miyim ya? Boracığım, telefonumu verir misin aşkım? Demir Bey'in işini kolaylaştırma Merve. Gideceksen de bu saçma kuralın bedelini ödetip git. Yani böyle ani tepkiler vererek kendisini atlamasına yardımcı olma. Bırak vicdanı sızlasın. Gençler. Sızlanmayın ya. Aferin oğlum. Çok kral hareket yapmışsınız. Bedelini de aslanlar gibi ödeyip gidin. Çünkü size bu yakışır. Bana bakın. Dünyanın sonu değil be. Öyle ilk darbede yıkılıp gitmek yok. Açıklayacaksın kararını. Bilmiyorum. Şirkete dönünce herhalde. Geri sayım varmış gibi hissediyorum. Zamanımız tükeniyor sanki. Senin yapma. Elimde değil. Sen de benimle aynı şeyi hissediyorsun. İlişki yasağını kaldırmayacaksın değil mi? Şirkete gidince açıklayacaksın. Merve'yi ya da Bora'yı işten çıkaracaksın. Sonra da geriye hiçbir şey kalmayacak. Keşke bu konunun dışında kalsan. Ama kalamıyorum. Kararımı sen de herkesle birlikte öğreneceksin Selin. Yorulma. Anladım ben. Nereden neyi anlamış olabilirsin acaba? Arabayı yavaş kullanıyorsun. Trafik var. Atlatmaya çalışmıyorsun. Çünkü bu da sayılanlarımızdan biri. Uzatmaya çalışıyorsun çünkü biteceğini biliyorsun. Aşk yasağını kaldırmayacaksın değil mi? Bebek açmıyorsun Demir. Umarım o kız için bir aptallık etmiyorsundur şu an.
neredesin? Acil konuşmamız lazım. Konum atıyorum. Her çağırdığında işimi gücümü bırakıp yanına gelemem Alara. Ne oldu? Şirkette kaos mu çıktı? Demir kararını açıkladı mı? Şirkete gelmedi daha Demir. Selin'le birlikte babanın yanına toplantıya gitmişler. Demir, senin de proje direktörü olduğunun farkında mı acaba? Neyse, gelince konuşuruz bunları. Boşuna bekleme. Sen kaybedersin. Gerçi kaybetmeye alışmış gibisin. O yüzden gelmesen de anlarım. Hadi bay. Azmiye, ben dışarı çıkıyorum. Biraz işim var. Ay Demir Bey sorarsa nereye gitti diyeyim? Sormaz, merak etme. Ya sormaz olur mu hiç? Gelince açıklama yapacak. Seni göremezse? Göremezse ne olur? Beni de mi kovar? Ha? Bekliyorum zaten ondan öyle bir hareket. Sonuçta iki tane proje direktörüne ihtiyacı yok. Selin'e takmış pençesini. Her yere sürüklüyor kızı. Şşt. Ne diyor bu ya? Hiç ustam ya. Yani olan bitene gerildi herhalde. Selin'le toplantıya gitmesine gerildi ya. Haklı. Yani Selin Hanım beni de geriyor. Ya bir karar veriyor, arkasında durmuyor. Ya o istedi diye başladığımız operasyonu sırf o istedi diye çat diye bitirdik. Halbuki canavar müşteriyi getirseydik Demir Bey çoktan gitmiş olacaktı. Siz de işinizden olmayacaktınız. Bir dakika, bir dakika. Kim o canavar müşteri? Dirim Hanım'ı savuşturmuştu Demir Bey. Yoksa siz başka bir şey mi karıştırdınız sonrasında? Ay sen merak etme ustam, başlamadan bitti o iş. Ferruh Bey, siz biliyor muydunuz bu kadının mafya olduğunu? Mafya mı? Ferruh, ne diyor? Ay, nereden bileyim? Ben de haberi okuyunca öğrendim ya. Ay ben de gördüm o haberi. Verilmiş sadakamız varmış. Kim bilir Demir Bey'e neler yapardı o kadın? Sadece Demir Bey'e mi? Azmiye? Ya hepimize neler yapardı kim bilir? Nasıl daha suç ortağı oluyorduk? Yani Selin'in bu işi iptal etmekle ne kadar doğru bir karar verdiğini anlamış oldunuz Ferruh Bey. Evet, yani öyle bakınca öyle oluyor tabii. Ulan ekip! Ulan Artem'im! Ekmek yediğiniz yere mafya sokmak ne demek be? Hepinizin dalağını almak lazım. Hepinizin! Kalkın! Kalkın gidin gözümün önünden. Hepiniz çalışmaya, oturmak yok burada. Üç ay sonra uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapıyoruz. Çok önemli konuklarımız gelecek. Yenileme çalışmalarının o tarihe kadar bitmesini istiyorum. Yıldırım Bey, anlıyorum. Bazı odalar inşaat halindeyken konuk ağırlamak hoş bir görüntü olmayacaktır. Ama projesini onayladığınız çalışma için 3 ay çok kısa bir süre. Evet. Ayrıca odaların hepsi farklı konseptte. Bahçe ve havuz etrafı için yenileme de yapacağız. Çok detaylı bir iş. Farkındayım. Normalde bu riski almazdım. Ama karşımda Alara'nın işlerini rekor sürede bitirmiş bir ekip var. Eğer yaparız derseniz size güvenirim. Ne diyorsun? Ya tabii. Bize güveninizi boşa çıkarmak istemeyiz ama. O yüzden dediğiniz sürede işi tamamlayacağız. Demir Bey. Bu işi yapmak için ekibin tamamına ihtiyacınız olacak. Yani bir iki kişinin bile eksik olmaması lazım. İyi bir planlamayla çözeriz Selin Hanım. Zamanında bitirirseniz bu işiniz de Alara'nınki kadar ses getirir, emin olun. Ayrıca sana Alara konusunda teşekkür etmek istiyorum Demir. Onu çok mutlu ettim. Bütün hamleleri başa çıkmış biri için fazla keyifli görünüyorsun. Birkaç savaş kaybedince mücadele bitmez. Artemim'de yaptırdığın proje bitti. Sunumlar, geziler, tatiller de bitti. Şimdi neyin peşindesin? Bahçede atölye çalışmaları başlayacak birkaç haftaya. Her şeyin hazır olmasını istiyorum. Beni bunlar için mi çağırdın? Hayır. Seni hasar kontrolü yapmak için çağırdım. Hasar kontrolü? Evet. Yani bugüne kadar yaptığımız... Pardon. Benim tek başıma yaptığım. Çünkü sen hiçbir şey yapmadın. Çünkü senin yaptığın hiçbir şey, hiçbir işe yaramadı. Neden biliyor musun? Zavallıca çabalar olduğu için mi? Hayır. Organize olmadığımız için. Çünkü kurbağaysan
akrebi sırtını alıp sudan geçiremezsin. Ay şimdi de kurbağa prensi mi oldun sen? Selinciğin de öpmüyor seni. Söz dinlemezsen hayatının sonuna kadar kurbağa olarak kalacaksın. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Çünkü gidiyorum ben. Demir şirketteki aşk yasağını kaldırırsa Selin'in önünü açar. Ve bir yönetim krizi çıkar. Çünkü bütün kuralları sorgulanır hale gelir. Kaldırmazsa Selin'le birlikte olamaz. Ve eli güçlenir. Demek ki iş ile aşk arasında bir seçim yapması gerekecek. Sence hangisini seçmeye daha yakın dersin? Ben de aynen öyle düşündüm. Ama topu hala döndürebiliriz. O nasıl olacak? Alara çocukluğundan beri Paris'e gider gelir. Ama onu ilk defa bu kadar mutlu gördüm. Sunum başarılı olduğu içindir. Evet, o konuda hala tebrik telefonları alıyorum. Ama bu seyahatin Alara üzerinde büyük etkisi oldu. Öyle mi? Nasıl yani? Kızımla aramızın uzun zamandır bozuk olduğunu duymuşsunuzdur. Dün akşam bana geldi. Büyüdüğü eve. Yıllar sonra. Bütün gece neler yaptığınızı anlattı. O kadar da anlatılacak bir şey yok aslında. Onu operaya götürmüşsün. Aa! Ne kadar güzel. Hangisini? La Traviata. Ama bunu öncesinden planlamamıştık. Hatta bilet bulabildiğimize bile şaşırdık. Çocukken ben de götürmüştüm ama çok sıkılmıştım. Dün gece bunu hatırlamadığını fark ettim. Seninle gidince sevmiş ama. Tabii. Demir Bey'le gidince farklı bir gözle bakmıştır. Sanki Paris'e ilk kez gitmiş gibiydi. Yanında iç mimarla gezince farklı bir gözle bakmıştır belki. Neyse Yıldırım Bey, sizin de çok vaktinizi aldık. Şirkete dönünce ben çalışma planımızı yaparım. Üzerinden tekrar geçeriz. Bu geziniz sayesinde kızımla anılarım bile onarıldı. Teşekkür ederim sana. Rica ederim. Görüşmek üzere Yıldırım Bey. Size kolay gelsin. Selin ve Demir, o gece onları bulduğunda ne durumdalardı? Sen ciddi misin? Kamp ateşinin önünde oturuyorlardı. Ben gelince Demir çok rahatsız oldu. Sanırım keyfi çok yerindeydi. Keşke gitmeseydin. Ama ben sana dedim gitme diye. İlla gidip onları bulup kahraman olmak istedin. Ama sonunda romantik bir anı bölen bir ezik oldun sadece. Nasıl ya? Yani sen şimdi onları ciddi ciddi baş başa bıraksaydın diyorsun yani. Evet. Baş başa kalsalardı aralarında bir şey olacaktı. Ama şimdi yarım kaldı. Ha bıraksaydım yaşasalardı yani. Selin gizli evlilik meselesini biliyordu. Eğer onlar yakınlaştıktan sonra bu mesele patlasaydı... aralarındaki her şey tuzla buz olacaktı. Ama senin sayende küçücük bir çatlak oldu. Onu da onarmaları uzun sürmez. Sen Demir'i sevmiyorsun değil mi? Öyle dışarıdan baktım fiziğini falan beğendim. Kazandığın sürece senin için hiçbir şeyin önemi yok. Ama Selin benim için çok değerli. Tanıyorum onu. Neyi sever, neye güler, neye üzülür. Ve o adamın Selin'e dokunmasını istemiyorum. Daha önce bir şey yapsaydın o zaman. Demir gelmeden önce mesela. Selin ve Demir'i kamp ateşinde baş başa bulmadan önce mesela. Evet, zamanında görmedim bazı şeyleri. Şirketimi kurtarmakla meşguldüm çünkü. Şirket de sana kalmadı ama. Eğer beni dinlemezsen bu gidişte Selin de kalmayacak. Nereye? Daha ne yapacağımızı konuşmadık. Senin yapabileceğin bir şey kalmadı. En büyük kozunu kullandın, adamı Paris'e götürdün ve başaramadın. Yani başka yapabileceğin hamlen kalmadı. İşte bu yüzden ben değil. Sen yapacaksın. Aç mısın? Kahvaltı da edemedik sabah. Aç değilim. Bak burada çok güzel bir yer var. Sağ ol Demir. Benim bunlara karnım tok. Ofise dönelim bir an önce. Ya ciddi ciddi Yıldırım Bey'in söylediklerine mi bozuldun? Ya kızı mutlu oldu diye sevinmesin mi adam? Ay sevinsin tabii. Alara canını ne güzel mutlu etmişsin. O kadar mutlu etmişsin ki ayaklarına kapanmadığı kaldı neredeyse. Bize 3 ayda dünyanın işini yükledi. Farkında mısın? O değil. Sen yükledin. Bora'yı ya da Merve'yi işten çıkarmak üzereyken neden böyle bir şeyi kabul ettin hiç anlamıyorum. Bir bildiğin var demek ki.
Çıkarmayacak mısın onları işten? Öyle bir şey demedim. Çıkaracak mısın yoksa? Öyle bir şey de demedim. Ay aman, sen hiçbir şey deme. Hiçbir şey konuşma, hiçbir şey söyleme. Hiçbir şey yaşanmamış, olmamış gibi davran, tamam mı? Hatta bana da unuttur. Ama işte beni kulağıma geliyor. Ben her nereye gitsem Alara karşıma çıkıyor. Ne Alara'ymış arkadaş ya? Aa, bak aklıma ne geldi. Ya siz evlensenize. Yıldırım Bey de pek beğeniyor seni. Hem bak kızını mutlu da ediyorsun, aralarını da düzeltiyorsun. Alara zaten dünden razı. Bakıyorum çok meraklısın beni evlendirmeye. İşte rahat edersin. Hem evden de gidersin. Sen rahat, ben rahat. Sana o evden gitmeyeceğimi söylemiştim. Ayrıca bir gün evlenirsem yine o evde oturacağım. Ah, bir de evime gelin getireceksin öyle mi? Kısmet. Bak neredeyse geldik. Buranın kahvaltısı gerçekten çok güzel. Ya yemeyeceğim şey. Aç değilim diyorum ya. Ben mecbur muyum seninle yemek yemeye? Hayır sen yiyeceksen otur ye. Ben biner taksiye giderim. Geldik. Bir şeyler yersen kendini daha iyi hissedersin. Hadi. Gelmiyorum seninle. Tabii ki geliyorsun. Ama yürümemekte inat edersen seni kucağımda taşımak zorunda kalacağım. Hadi. Benden ne yapmanı bekliyorsun? Selin'in sırlarını açık etmeni. Selin'in sırrı falan yok. Var. Hem de öyle bir sırrı var ki öğrenilecek diye ödü kopuyor. Bir şeyler biliyormuş gibi konuşup esrarın gizavalara girme hiç. Bir şeyler biliyor olsaydın zaten kullanırdın. Kullanmıyorum. Çünkü eğer kullanırsam Demir'in gözünde çok kötü duruma düşerim. Bu sırrı saklayacağıma dair ona söz verdim. O nereden biliyor Selin'in sırrını? Ben daha önemli bir sorunun cevabını merak ediyorum. Demir'in itinayla saklanmasını istediği bu sırrı şirkette başka kim biliyor? Sen değilsin. Onu anladım. Ama eğer diğerleri biliyorsa... Sen şimdi benden bilmediğin bir sırrı şirkette kimin bildiğini öğrenmemi istiyorsun. Değil mi? Hayır canım. Bu sır açığa çıktığında en başından beri biliyormuş gibi yapmanı istiyorum. Eğer Demir nereden bildiğini sorarsa Selin'den öğrendiğini söyleyeceksin. Yani Selin'i zor duruma düşüreceğim. Bunu yapma. Tabii ki yapacaksın. Selin bayağı bir zor duruma düşecek. Selin ve Demir'i birbirinden uzaklaştırmak için yapabileceğimiz tek şey bu. Merve'lerin yarattığı çatlağı genişleteceğiz. Selin'in canını yakmana asla izin vermeyeceğim. Canı yandığında ağlayacak bir omuz arayacak ama. Aklın varsa yaparsın. Tabii ki yapacaksın. Çocuklar! Hazır mısınız? Böyle bırakabilirsiniz. Ya bari sucuğu soğutma Selin. Bu soğuyunca sonra yağ donuyor bunun katı katı. Ya en sevmediğim şey biliyorsun işte. Hadi başlayalım. Sevdiğin şeylerden bahsedelim o zaman. Hmm. Mesela opera nasıldı? Eğlendiniz mi? Evet. Doğrusu güzeldi. Ben senin valizini hazırlarken su makin koymamıştım. Kiraladın herhalde. Satın aldım. Alara hazırlıklı gelmiştir. Çünkü seninle romantik akşam yemekleri planlıyordu. Önce 3 Michelin yıldızlı restoran, sonra La Triviata. Çıkışta ne yaptınız? El ele Paris sokaklarında mı yürüdünüz? Hayır. Ama koluna girdim. O da sayılır mı? İnce topuklularla yürümekte zorlandı da biraz. Ya. Eminim o yüzden olmuştur. Numaradan takılıp tutunmuştur sana. Beline de sarıldın mı bari? Cep telefonun peşinden denize atlayıp ayağını burkmadığı için sarılmadım. Çatıdan sarkıp kucağıma düşmediği için öyle bir yakınlaşma da olmadı. Güzel kırmızı bir elbiseyle dönerken dengesini kaybetmediği için aramızda öyle nefes kesici bir an da yaşanmadı.
Bir dakika. Sen bunu benim bilinçli yaptığımı mı düşünüyorsun? Yani Mahsun seni etkilemek için mi yaptım? Bunu mu söylüyorsun sen bana? Ya senin beynindeki nöronlardan bazıları yanlış bağlanmış olabilir mi acaba? Ya az önce söylediğimden bunu mu anladın? Peki onu da öptün mü? Hayda. Ya oradan bakınca herkesi öpen biriymişim gibi mi görünüyorum? Bilmem. Paris'te çok başka bir adam olmuşsun. Rahat, eğlenceli, daha özgürmüşsün. Alara öyle anlattı. Sen neredeydin o gün? Hangi gün? Ben Paris'e gitmeden önceki gün. Burak Efendi gelip seni evden aldı ya. Sonra ta gecenin bir vakti döndün eve. Hatırladın mı? Aa. Demir, yalnız sen bana bunu soramazsın. Niye? Hep sen mi hesap soracaksın? Sen kafana estiği gibi canının istediğini yap. Ben iş için bir yere gidince benden hesap sor. Sana fazla yumuşak davranılınca insanın tepesine çıkıyorsun sen, anlaşıldı. Aa, senin yumuşak davranmış halin bu mu? Kolumdan tutup odaya gitmemeler, arabadan indirmeler, yat Selin, kalk Selin, sus Selin, uyu Selin. Neredeydin o gün Selin? Ulan bana sabır ver ya. Ne oldu? Sıkıyı görünce aniden acıktın mı? Soruma cevap ver. Ne yaptınız Burak'la? Yemek yedik. Gecenin bir yarısına kadar. Bu yaptığın çok kırıcı bir şey. Ne ima ediyorsun hiç anlamadım ama gerçekten hoş değil. E güzel. Bana kaç gündür ne çektirdiğini anlamışsındır o zaman. Gerçekten çok güzelmiş. Gel. Çayını da koyalım. Boracığım, bunu yazıcıda bırakmışsın. Aa, teşekkürler Azmiye Hanım. Ya unutmuşum orada bunları. Kafa kalmadı ki abi. Bora, hayırdır ne oluyor? Bora'nın yarın sabah iş görüşmesi var. Ya. Nereyle? Bildiğimiz bir yer mi? İksus Mimarlık. Benim orada bir arkadaşım çalışıyor. Arayayım ister misin? Hem içeriden bilgi almış olursun. Ayda arasana ya. Hem belki bana uygun bir iş var mı diye de sorarsan. Tamam. Eylemcim, nasılsın? İyi ben de işte ya, ne olsun bildiğin gibi. Ya ben sana şey soracaktım. Modelleme hiç arıyor musunuz? Neler istiyorlar sen biliyor musun? Hadi ya. Emin misin? Hı hı. Peki müşteri grubu? Peki tamam. Sağ ol Eylemcim ya. Bir ara bir kahve içelim. Tamam, görüşürüz. Ne diyorlar? Ya Boracığım galiba biriyle anlaşmışlar. Ama sen yine de yarın bir git görüş. Yani en azından tanışmış olursun. Ya müşteri grubu? Maalesef oraya birini aramıyorlar. Ne zaman gelecektik bunlar Azmiye ya? Sabahtan beri akıbetimizi öğrenmek için bekliyoruz burada. Vallahi sıkıldım ben artık ama ha. Ay hiç bilmiyorum canım. Ya acaba Yıldırım Bey'in sekreterini arayıp bir sorsam mı? Toplantı daha ne kadar sürermiş falan. Ay aradım zaten ama toplantıdan çıkalı epey olmuş. Birazdan gelirler herhalde. Ay yok ben dayanamıyorum artık bu strese ha. Vallahi kalbim sıkışıyor benim bak yine. Merveciğim lütfen yapma ama ya. Öyle yapma aşkım, gel otur lütfen. Ay ben bir ılımır falan yapayım. Şu kolonyayı al bakayım. Aşkım ya. Al biraz kolonya. Ferahlarsın. Yok ben dayanamıyorum Bora. Gelsin artık söylesin ne söyleyecekse. Tamam aşkım ama sakin ol. Ne olursun otur ya lütfen Merveciğim. Ver bakayım şundan. Lütfen.
bir dön buradan. Niye? Dön işte, sen dön. Hadi şu yana gir, şuraya. Ne oluyor Selin? Nereye gidiyoruz? Tamam, sen takip et bu yolu. İlerle biraz. Peki ileride ne olduğunu söyleyecek misin? Tamam. Geldik buraya şimdi. Bütün gün nerede olduğumu sormuştum. Ne bunun adı şimdi? Adı Bobo, ben koydum. Bobo musun sen? Evet. Hoş geldiniz Selin Hanım. Hoş bulduk. Geçiyoruz biz. Tabii, buyurun. Gel. Buranın muhtarı bu. Muhtarı buranın, muhtarı. Biraz çekingen geldi. Doymuş. Ne zaman kendimi kötü hissetsem buraya gelirim. O gün de Burak'la yemekten sonra da buraya gelmiştim. Ya kimse bilmez bunu, sadece... İbo. Geçen gün gelip burada buldu değil mi seni? Nereden biliyorsun? Bana mesaj atmıştın. Üstelik ona pek de iyi davranmamıştın. Öyledir o. Neyi duyman gerekiyorsa onu söyler. İnsanlardan kaçmak için gittiğim yerleri bilir. Moralimi düzeltir, derdimi dinler, beni güldürür. Eski mi tanışıyorsunuz? Yok, 5 yıldır falan. Çocuklarıma doktor, bana kardeşim. Ne kadar kolay bağlıyorsun insanları kendine. Bu çok korkutucu bir güç. Bazılarının da işe yaramıyor ama. Alo Ayda. Ofise dönecek miyiz? Bizim işimiz uzadı. Ne zaman döneceğiz bilmiyorum. Tamam. Tamam canım hep. Çok tatlı. Sen çok tatlı. Gün bitti. Gece de bitecek. Selin, lütfen. Hadi başlayalım. O yasağı niye koydun? Sakın performans falan deme. Kendin gördün. Biz küçücük ekip dünya kadar işi tamamladık ve o insanlar o zaman da evliydiler. Demek ki aşk performansı etkilemiyor. İşe yansımıyor ve sen bunu anlamayacak bir adam değilsin. Başka bir sebebi var değil mi? Başka bir sebebi falan yok. Böyle bir uygulamayla bugüne kadar karşılaşmamışsınız. Hepsi bu. Çoğu şirket bu yasağı uyguluyor zaten. Anladım. Yapma şunu. Bir şey diyeceksen de. Ama böyle çekip gitme. Böyle davranarak çıkmaza sokuyorsun her şeyi. Söylememin bir anlamı var mı? Dinlemiyorsun ki. Sen benim hakkımda her şeyi biliyorsun. Ailemi, çocukluğumu, hayallerimi, arkadaşlarımı. Peki ben senin hakkında ne biliyorum? Hiçbir şey. Dün gece sorduğun her soruya cevap verdim. Vermedin. Ben sana çocukluğunu sorduğumda, büyüdüğün evi sorduğumda bana sırtını döndün. Aynı baban aradığında yaptığın gibi. Şu an seninle konuşmak istemiyorum Selin. Bu aşk yasağında bir yarısı var değil mi? Sana soruyorum ama geçiştiriyorsun. Ben seni anlamaya çalışıyorum ama bir adım bile yaklaşmama izin vermiyorsun. Yaklaşmana izin vermiyorum, öyle mi? Peki,
Bak. Bak bu eve. Benden bir iz var mı bu salonda? Ha? Mutfak. Demir'in mutfağı mı orası? Söyle. Veranda, bahçe. Nerede Demir Erendil? Yukarıda bir tane odası var. Başka bir şey var mı? Yok. Neden? Çünkü ben senin hayatının içinde yaşıyorum Selin. Bu yeterince yakın olmadı mı? Peki bu? Bu yakın değil mi? Bana uzun zamandır kimseye izin vermediğim kadar fazla yaklaştın. Fazla yakınsın Selin. Kendime verdiğim sözleri yıkacak kadar... koyduğum kuralları yıkacak kadar, sarsacak kadar yakınsın. Çok yakınsın. Bak bu eve geldiğimden beri bütün savunmalarımı tek tek yıktın. Beni ben yapan her şeyi yavaş yavaş siliyorsun. Yok ediyorsun. Dediğim her şeye razı oldum ben. Yapmam dediğim her şeyi yaptım Selin. Ve pişman oldun. Değil mi? Benim için hiç kolay değil. Bu öpücüğün bu kadar canımı yakacağını bilseydim... ben de seni öpmezdim Demir Erendil. Öptüğüne de pişmanmış. Sanki ben dedim gel beni öp diye. Ya benim hayatımda yaşadığım en güzel andı. Böyle güzel bir andan nasıl pişman olur ki insan? Onun için sıradan bir şeydi demek ki. Öylesine bir anlık bir şey. Hiçbir anlamı yoktu. Kesin Alara'yı dökmüştür o. Onun için pişman olmasına gerek yok ki. Onun dert edeceği bir aşk yasağı yok. Aptal aşk yasağı. Hepsi senin yüzünden. Kolay gelsin hanımlar. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk. İbo. İyi ki geldin. Bütün gün ameliyatlarım vardı. Aramalarına dönemedim, kusura bakma. Olsun. Şimdi geldin ya. Geç otur. Zor bir gündü herhalde.
Demir karar verebildi mi? Bilmiyoruz. Yani Demir Bey bugün işe gelmedi. Sabah Selin'le toplantıya gitmişler erkenden. Sonra da ofise dönmediler. Aa, Selin'le Demir bugün işe gelmediler mi? Ayol, liseli aşıklar gibi işi kırmışlar demek ki. Selin'i aradın mı? Ya vallahi ben bugün bütün gün Bora ve Merve ile ilgilendim. Demir Bey gelmeyince onların da morali çok bozuldu. Yani ikisi de istifa edeceğiz diye tutturdular. Ay vallahi zor zapt ettim. Peki Selin seni aradı mı? Yani bir kısacık konuştuk. Daha açıkçası hiçbir şey anlamadım. Dur ben onu bir arayayım. Arama arama. Belki önemli bir şey konuşuyorlardır. Belki Selin Demir'i ikna ediyordur şu aşk yasağı kalksın diye. Öyle mi dersiniz? Tabii ya. Yani çok önemli bir konu konuşulurken araya zırt diye telefon çalarsa bütün hava bozulur değil mi? Bak şimdi geçenlerde ne oldu? Güzelim sen iyi misin? Çok kötüyüm İbo. Her şey birbirine girdi. Ne yaptı? Ne yapacak? Bütün dengemi alt üst etti. Salak gibi oturdum ağlıyorum odamda. Ben artık bunu yaşamak istemiyorum ya. Ben dayanamıyorum artık. Kapıyı açık, hemen gelip alıyorum seni. Hayır, istemiyorum. Zaten yok, kapıyı çarpıp gitti. Artık nereye gittiyse. Of, bana ne ya? Ne yaparsa yapsın bundan sonra hiç umurumda değil. Korkutma oğlum beni. Ne oluyor Demir? Bak anlatmıyorsan Selin'i arayacağım. Efendim İbo. Neredesin Demir? Konum atacağım şimdi. Ona göre gelirsin. Kime atıyorsun konu? Selin'in arkadaşına. Selin'in arkadaşına? Selin'in arkadaşı seni bu saatte niye arıyor peki? Muhtemelen canımı okumak için. Hayda. Ne yaptın oğlum sen? Tutamadın kendini değil mi? Gittin üzdün kızı. E ama ben sana söyledim. Sinirin geçmeden gidip konuşmak yok dedim. Demedim mi? Ne yaptın kıza? Kalbini mi kırdın? Ağlattın mı? Ne yaptın? Ne oldu? Öptüm Vedat. Öptüm. Oldu mu? E bu güzel bir şey. Sonra? Sonra da... Evet. Pişman olduğumu sandı. Kıza bunu düşündürecek ne yaptın acaba? Aşk yasağı yüzünden demesek. Hay ben senin kurallarına tüküreyim Demir'im. Gelsin Selin'in arkadaşı kırsın kalın kafanı. Ben hiç karışmıyorum onu. Efendim Ayda. Kızlar, ikiniz de merak etmekten içim çıktı ya. Hadi kalkın hep Faya gelin. Ben gelemem Ayda. Yani akşam kahvesini içsin. Babama Bora'yı söyleyeceğim. Nasıl ya? Evlendiğinizi mi söyleyeceksin? Yani o kadarına cesaret edemem de... işte Bora ile ciddiyiz falan derim herhalde. Ay kuzuma Allah kolaylık versin. Suyuna git. Ya Selin, niye gelmediniz bugün ofise? Ya bütün gün Bora ile Demir Bey'i bekledik. Dolaştık biraz. Allah Allah. Biz orada akıbetimizi öğrenmek için beklerken Demir Bey keyfini mi gezdiriyordu? Yok Merve, öyle değil, karar vermeye çalışıyor. E ne karar verdi peki, söyledi mi sana? İşte konu başka yerlere kaydı. Sonra ne oldu sonra? İşte sonra da saçma sapan şeyler oldu. Ne oldu Selin? Anlatsana bir düzgünce. Ya İbo da zaten bir sinirle fırladı gitti. Demir'le buluşacakmış. Demir'le mi? Evet. Sen bilmiyor muydun? Ne alaka ya İbo'yla Demir Bey? Ay kızlar, benim şimdi hemen kapatmam lazım. Ben sizi sonra arayacağım, tamam mı?
Haydi bakalım. Geldi arkadaş. Hoş geldin. İbo değil mi? Vedat ben. Hoş geldin İbo. Pek hoş gelmedim maalesef. Otursana. Çay ister misin? Sohbete de gelmedim Demir. Seni uyarmaya geldim. Bak o kız evde ağlıyor. Her ne yaptıysan kafası feci şekilde karışmış halde. Biliyorum İbo. Ha bilerek yapıyorsun yani. İbo bak durum senin anladığından çok daha karışık. Basitleştirelim o zaman. Selin kolay güvenir. Güvenilmek ister. Sevgisini verirken cömerttir. Kimse mutsuz olmasın ister. Çabuk bağlanır. Sevdikleri hayatından gidecek diye korkar. Öyle bir insandır Selin. Sana gelince şirketini nasıl yöneteceğini bilemem. Ne karar vereceğini de sana ben söyleyecek değilim. Ama kuralların Selin'den daha önemliyse bu yüzden kalbini kıracaksan çık hayatından. Ne varsa gençlikte var. İki kere kırılsın. Göreceğim ben onu sonra çık demek, kal demek ne kadar kolay oluyormuş. Yok yok. Ben sevdim bu çocuğu. Olayın özünü tertemiz toparladı. Vallahi. Demir'im. Sen ne karar verdin? Bu şirkette aşk yasağı var. Kimse kimseyi sevemez mi diyeceksin? Ya Vedat şuraya geldim iki kafa dağıtayım diye. Buldun ya. İyice darla beni. İyice darla. Bak adam arkadaşını nasıl koruyor. Azıcık feyz al feyz. Biz de koruduk ya oğlum. Bak fark ettiysen adam dövecek gibi geliyordu ama bu kardeşin tak diye attı kendini ortaya. Yumuşattı durumu. Ne oldu? Kafamı kırsın istiyordun hani. Git kızın gönlünü al. Ağlatmışsın zaten. Bak yoksa gerçekten ben kıracağım kafanı. İyi tamam. Dönerim. Hadi eyvallah. Eyvallah. Aptal. Ağlatmış bir de kızı. Sakın bir şey yapma İbo. Yalvarıyorum bak. Karışık biraz. Sen de sinirli hanımı da aradın. İyiyim şimdi. Lütfen İbo. Ne olur daha da karıştırma ortalığı. Dövmedim merak etme. Bu seferlik sadece uyardım. Üzülme. Yat uyu hadi. Ne kadar zor ya. Demir'le her şey daha da zor. Arkadaşlarımın da ayarını bozdun.
Özür dilerim. Ben rütbeli bir adam olduğum için. Yaklaşmaya çalıştıkça köşelerime çarptığın için. Canım yandığı için. Bana yaklaşmana izin vermemi dedim. Ama ne zaman geldiğini bile anlayamadım. Belki bunun için affedersin. Çünkü seni uzaklaştırmama gücüm yetmiyor artık. Tek pişmanlığım, seni daha önce öpmemiş olmak. Thank you.
Günaydın. Günaydın. Ay, ne arıyor yine bu burada? Nereden bileyim? Yeni evlere düğün hediyesi getirdim. Ay, niye zahmet ettiniz? Olur mu canım? Ne zahmeti? İçimden geldi. Ay, görüyor musun? Bak, bu bizim hiç aklımıza gelmemişti. Ay, bir fena oldum ben şimdi. Ya, ben bir şeyler bakmıştım aslında ama neye ihtiyacınız olduğuna karar veremedim. Önemli değil canım. Yani zaten düğün falan da yapmadık. E, olsun. İnsan arkadaşlarıyla birlikte olduktan sonra her yerde kutlar. Değil mi Burak? Ya Burak kutlamayı tebrik bile etmemişiz ki. Sağ ol abi. Selin. En azından kafama fırlatmadı. Görüyor musun Çiçi? Mesajımı almış. İnsan böyle özel bir günü kutlamaz mı? Ay, vallahi doğru söylüyor. E tamam, kutlamamızı yapalım o zaman bu akşam. Niye bekliyoruz ki? Ya ben aslında bir gece pipayı kapatıp yaparız diye düşünmüştüm ama olanlar oldu sonra. Aslında Selin'in bahçesi de çok güzel olur. Kır düğünü gibi. Ha, ben hemen arayıp sorayım. Ay, sorma. Aa. Neden? Selin istemez mi? Şey, yani uygun olmaz şimdi. Niye ki? Yani Selin sizin en yakın arkadaşınız. Kabul eder bence. Eder, eder tabii. De, çok küçük orası. Çok küçük orası. Ya tamam da öyle kendi aramızda bir kutlama yapacağız yani. Hepi topu kaç kişiyiz ki şurada? Aynen. Ben de bir arkadaşıma haber veririm. Çok güzel bir ses sistemi getirir bu akşam. Ay, Muharrem Usta'ya da söyleriz. Bahçeyi ışıklarla süsler. Vallahi harika olur. yiyecekler ve içecekler de benden. Bir durun arkadaşlar ya. Yani Demir Bey gelsin, bir ne söyleyecekmiş duyalım. Sonra bakarız. Aa, siz de bir aile misiniz canım? Evlenirken gizlediniz, kutlama yaparken kararını mı bekleyeceksiniz? Selin'in bahçesinde yapın. Demir'e haber vermeyin. Zaten nereden haberi olacak ki? Evet. Ne diyorsun Merveciğim? Yani bilmiyorum hayatım ya. Ben biraz iyi hissetmiyorum bugün kendimi zaten. Zaten Happy Pie'den başka yerde yaparsak yani ben çok bozulurum. İyi. O zaman Happy Pie'de yapın siz. Ama bana da haber verin mutlaka. Ne zamandır bir düğüne gitmiyordum. Tam tahmin ettiğim gibi. Biliyorlar. Bak kız, içinde bomba mı var? Neyi alara? Demir'in sırrını. Günaydın. Günaydın. Sabah erken çıkmışsın evden. Evet. Erken uyandım. Sonra da eve sığamadım, çıktım. Tüh. Keşke beni de uyandırsaydın. Birlikte kahvaltı yapardık. Çok yorgun görünüyordun. Kıyamadım. Bir dahakine uyanır. Sana kahve aldım. Teşekkür ederim. Hangisi benim? İkisi de aynı. Bugün ben de badem suyuyla içiyorum. Selin.
Kandil gece için. Önemli değil. Mesajını aldım. Ayrıca İbo'nun öyle yapacağını bilmiyordum. Önemli değil. Ben de İbo'nun mesajını aldım. Girelim mi içeri? Sen çok sevdin galiba Ertem'imi. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Sevdim. Hem arkadaşları göreyim dedim. Hem de vermem gereken bir hediye vardı. Onu getirdim. Bu arada beklerken senin masanda oturdum. Umarım bir sorun olmamıştır. Çünkü sen biraz hassassın koltuk konusunda. Yok. Hiç önemli değil. Bir şey söylediler mi sana? Çay, kahve ister misin? Teşekkür ederim. Demir benimle ilgilenir. Sen terasa çık istersen. Herkes orada. Görüşürüz. Geçelim mi? Olur. Boncuğum. Tamam canım ya, sadece işten atılıyoruz. Dünyanın öbürüne gitmiyorum ya. Hiçbir yere gitmiyorsun. Sen de hiçbir yere gitmiyorsun. Aa. Bitti bu iş arkadaşlar. Geçmiş olsun. Ne nasıl ya? Ne diyorsun Selin? Oh çok şükür. Ay Selin gerçekten mi? Doğru mu bu? Hı hı. Ya bir dakika bir dakika. Demir Bey kendi kuralını geri çekiyor yani. Bir dakika, bu tam olarak ne dedi yani, sen dün mü konuştun, sen mi ikna ettin, nasıl fikrini değiştirdi bu adam abi? Ya anlatsana şunu doğru dürüst hadi. Yani ben size Demir Bey'in vicdanlı bir adam olduğunu söylemiştim. Ya tabii koyduğu kuralın da herkesi mutsuz edeceğini anlayınca kuralı kaldırmaya karar verdi. Yani artık ilişki yasağı falan yok. Biz kurtulduk mu yani şimdi? Evli, mutlu ve maaşlı mıyız hala? Emin misin? %100 eminim. Nasıl ya? Ya Demir Bey gelip sana mı söyledi bunu? Ya hem Bora ile Merve buradayken niye gelip sana söylüyor ki? Tam olarak o sözlerle söylemedi ama ben anladım. Ya güvenin bana ya, ilişki yasağını falan kaldırdı. Vallahi garantisi benim. Oh, vallahi Selin derse ben inanırım. Hadi bakalım, geçmiş olsun aşıklar. Oh, oh. Ya gel buraya. Ya. Ay oldu, geçmiş olsun. o zaman çifte kutlama yapıyoruz. Aslansın ben. Al bakalım, afiyet olsun. Demek Merve ile Bora'ya hediye getirdin ha?
Bu kadar yakın olduğunuzu bilmiyordum. Ya belki kızacaksın ama benim çok içime oturdu o gün. Evlenmişler ama en mutlu olmaları gereken zamanda boyunları bükük. Dünya başlarına yıkılmış. Onlar adına konuşmaya geldin sen de. Çok üzüldüm Demir. Ha, sordum. Bir kutlama yapmak bile akıllarına gelmemiş. Ben organize edeyim dedim. Hatta Selin'in bahçesinde doğum günü çok güzeldi diye boş bulundum. Ama sonra hemen hatırlayıp toparladım tabii ki. Gerçi gerek yokmuş. Zaten herkes biliyormuş aynı evde yaşadığınızı. Kim biliyormuş? Herkes biliyormuş herhalde. Yani yukarıda konuşuyorlar rahat rahat. Hayır ben de pot kıracağım diye strese girdim. Nasıl öğrenmişler peki? İşte Selin söylemiş. Senin haberin yok mu gerçekten? Nasıl ya? Hepsi biliyordu da sana karşı bilmiyormuş gibi mi davranıyordu yani? Ya patrondan sakladıkları yalanlara bak. Hayır bence sen bunları hiç kural falan koyma Demir. Biliyorlarmış. Bunca zaman. Niye hiçbiri de çıkıp bir şey söylemedi? Ya bak. Üzülme Demir. Sen çok yetenekli bir iç mimarsın. Ama patron olup sözünü geçirmen için belki de babam gibi sert ve acımasız olman gerekiyor. Sen yumuşak yüzlüsün. Herkes de bunu biliyor. Ya hadi ama üzülme. Çözülmeyecek işler değil ki bunlar. Yasakları, kuralları kaldır, her şey bir anda düzelir. Bak, Ayda ile konuştum. Akşam Happy Pie'de bir kutlama yapacağız yeni evliler için. Bence sen de gel. Çok eğlenceli olur. Hadi ama kırma beni. Akşam mutlaka bekliyorum. Görüşürüz. Efendim Demir Bey. Aa, niye ikisini birden... Ay pardon Demir Bey, ben hemen haber veriyorum. O zaman bugün çıkışta hep birlikte Happy Pie'ye gidiyoruz. Ya tamam, madem bir şeye kalkıştık, niye bunu şanlıyla yapmıyoruz? Değil mi? Bir yer tutalım. Merve'ye bir gelinlik bakalım, davetiye bastıralım. Ya baya düğün yani. Evet. Niye olmasın ya? Hem aileleri de çağırırız. Onlar için de yumuşak bir geçiş olur. Sonra kız isteme, nişan, bohça. Başka ne kaldı? Tuzlu kahvesi falan. Gelinim ama istemez misin? Evet abi, atılmadığımıza göre işten. Ne diyorsun aşkım? Yani Bora, ben zaten evet demişim. Daha ne diyeceğim ya? Ay. Demir Bey çağırıyor. Haydi bakalım. Dur. Birlikte değil. Önce Merve'yi görmek istiyor. Aa niye ya? Yasağı kaldıracaksa niye hepimizi toplayıp duyuru yapmıyor ki? Ay aman bir şey yok ya. Konuşacaktır, korkmayın. Yani önden bir ayar verecek galiba. Hani bir daha yalan söylemeyin falan. O kadar da olsun artık. Yani. Ne yapalım? Hadi görüşürüz o zaman. Hadi. Gerçek bir damat.
Gel. Demir Bey, beni çağırmışsınız. Buyurun Merve Hanım. Artık birbirimizden bir şey saklamamıza gerek yok. O yüzden açık ve dürüst bir konuşma yapabileceğimizi umuyorum. Tabii ki öyle Demir Bey. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Asla sizin kuralınızı çiğneyip size öyle karşı gelmek gibi bir niyetimiz yok. Merve Hanım. Lütfen. Benden sakladığınız tek şey bu evlilik meselesi değil. Biliyorum. Ben her şeyi öğrendim. Her şeyi? Evet. Her şeyi. O yüzden lütfen siz de açık ve dürüst olun. Benden saklamanızı Selin Hanım mı istedi? Lütfen ona kızmayın. Yani o her şeyi bizim için yaptı. Ya tamam, en başta her şeyi ayarlayan oydu. Yani daha geldiğiniz ilk gün sizi şirketten göndermek için Operation Cheetah'ı başlattı ama biz de kabul ettik. Hepimiz yaptık yani. Operation Cheetah nedir arkadaşlar? Hippie Pie'de konuştuğumuz. Canavar müşteri olayında da zaten faciadan döndük. Yani Selin sizi yıldırıp gönderme planı yaptığında biz olayların mafyaya kadar geleceğini düşünmedik ki. Tutuklanabilirdiniz bile. Beni göndermek için epey uğraşmışsınız. Yani kusura bakmayın. Bize başka yol bırakmadınız. Ya hep beraber sizi şirketten gönderecektik ya da sizi şirkette birine aşık edip... Aşık? Aşık olursam kendi yasağımı kaldıracaktım. Aynı evde yaşadığımız için Selin de en uygun adaydı. Ama biz o planı hiç uygulamadık ki. Yani Selin asla kabul etmedi. Zaten daha sonra düşününce biz de saçma bir fikir olduğunu anladık. İşte yasak çok yenik olmuştu. Onun şokuyla saçmaladık. İlk başta saçma gelen fikir... Siz Pat diye evlenince son çare oldu, öyle mi? Nasıl? Yok. Asla. Olur mu? Öyle bir şey yok. Demir Bey, bakın. Teşekkürler Merve Hanım. Çıkabilirsiniz. Demir Bey, ona kızmayın lütfen. Yani Artenem'in başına gelmeniz bizim hiç beklemediğimiz bir şeydi. Selin, Bora ile ben üzülmeyeyim diye. Burak hak ettiği koltuğu alsın diye yaptı onları. Sadece arkadaşlarını korumaya çalışıyordu. Hem zaten vazgeçti sonra sizi göndermekten. Bütün planları o iptal etti. Herkesi toplantı odasına toplayabilir misiniz Merve Hanım? Tabii. Operation Cheetah nedir arkadaşlar? Şu canavar müşterinizi bir konuşalım. Kriz senaryoları çalışıyordunuz. İyi yapmışsınız. Çünkü artık tam anlamıyla bir canavar müşterimiz var. Ne oldu? Hepinizin rengi attı birden. Gözünüz mü korktu yoksa? Biliyorlar değil mi Selin? Ya seni 1000 defa uyardım. Şirkette kimse birlikte yaşadığımızı bilmeyecek dedim. Ama sen gidip herkese söyledin değil mi? Ya saçmalama, kimsenin bir şey bildiği yok. Selin, bana sakın yalan söyleme. Bak, bana söyleyeceğin, itiraf edeceğin bir şey varsa şimdi tam sırası. Yarın çok geç olur Selin. Burak kim Selin? Yani senin neyin oluyor da sen ona bu kadar güveniyorsun? Burak benim arkadaşım.
inşa etmek için o kadar uğraşıyorsun. Tek bir yanlış bütün doğruları yıkıyor işte. Temeli sağlam olsaydı kolay kolay yıkılmazdı. Kızım, ya sen emin misin? Bak bu adamın hali hiç hoşuma gitmedi benim. Bu şirkette ilişki yasağı var demiştim. Anlaşılmamış. Daha net anlaşılsın diye bunu astım. Bundan sonra bu kuralla ilgili şüpheye düşerseniz veya yanlış bir fikre kapılırsanız gelip buna bakabilirsiniz. Şimdi ikinizden biri masasını toplayıp çıksın.